Efendim merhaba. Asli bir ekranlarında Bursa'nın, Bursa'dan Türkiye'ye, hatta dünyaya ama en önemlisi kendi hayatlarıyla beraber kadınlarla el ele yürüyerek değer veren kadınlarını ağırladığımız şehrin kadınlarından bir kez daha merhabalar. Ben her ağırladığım konukla yüzümdeki gülümsemenin çok daha fazlalaştığını farkındayım. Çünkü çok keyifli konuklar ağırlıyorum. Bugün yine öyle isimlerden birisi bizlerle birlikte. Sevil Pamirol. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Sizi tanıtmak için sıfatları arka arkaya sıralamak yerine bu sözü size bırakmayı tercih ettim. Öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Bursalısınız. Evet, Bursalıyım. Ben 1965, bunu da açık açık söylüyorum. Büyük bir özgüvenle. 1965 Bursa doğumluyum. Bursa'da yaşamış, hani insanın kendini tarif etmesi çok zor tabii. Bursa'da yaşamış, Bursa'yı seven, ekmeğini Bursa'dan kazanmış, Bursa için bir şeyler yapmaya çalışan, Bursa'nın dertleriyle dertlenen, çalışkan, hırslı ama hiçbir zaman hırsını aklının önüne koymamış, mücadeleci. Böyle bir kadınım işte, ben bir Bursalı. Çok zor dediniz ama hani kendini anlatmayı, evet. O kadar net anlattınız ki sanırım yine biz programı bitirmiş de olabiliriz. Güzel bir portre çıktı. Evet. Bursa'da okudunuz, Bursa'da evlendiniz, bütün hayatı Bursa üzerine kurguladınız. Şimdi şöyle, Bursa'da evliliğim Bursa'da oldu. Bursa Kız Sesi mezunuyum. Baştan oradan başlayalım. Ondan sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Halkla İlişkiler Fakültesini bitirdim. Ondan sonra evliliğim. Evlilikten sonra iki tane çocuğum. Allah bağışlasın, onları ben sormak istiyorum. Evlilik kısmında bunu çok merak ederek soruyorum. Aşk evliliği mi yoksa hani antik mi? Olabilir çünkü günümüzde insanlar çok farklı bakıyorlar ve çok daha hafife alıyorlar bazı konuları. O yüzden soruyorum. Ya bizimkisi işte aşk kokan bir evlilik. Aşk kokulu bir evlilik. Tanıştık ve hani. Evet, tanıştık. İşte eşimin iş yeri o zaman Kız Sesi'nin oradaydı. İşte okula gidip gelirken ben daha çok küçüktüm. Okumak istiyordum aslında. Üniversiteyi kazandım ama biz 80 senesinin mağdurları olan çocuklarız. Evet, çok maalesef zor bir dönemdi. Maalesef çok zor bir dönemdi. Üniversiteyi kazandığım halde ailem yok dediler. Yani hani kız çocuğu biz seni nasıl yollarız işte İstanbul'a. Yollamadılar. Öyle olunca ben o zaman üniversite hayatımı ara verdim. Ondan sonra işte Serdar Pamiroğlu eşimle tanıştım. Ticaretle uğraşıyor. Ben daha önce de size anlattığım gibi sanayici bir babanın tüccar bir eşin eşiyim. Sanayici bir babanın kızıyım. Dengeyi nasıl kurduğunuzu soracağım laf arasında. Evet. Ondan sonra işte evlilik olayı oldu. Ondan sonra küçüktüm aslında, çok küçük evlendim ama hiç şikayetçi değilim. Hani doğru muydu, değil miydi? Hayatı çok erken başladım tabii. İlk çocuğum erkek, Ender. Oğlum oldu. Bu arada hep çalışma azmi. Hani bir şey olmaz. Daha doğrusu sevildim o zaman. Ama işte bir babanın kızı, bir ailenin gelini veya birisinin eşi olarak anılmak, doğru bulmuyorum ben bunu. Herkes kendi sıfatıyla anılmalı. Yani siz bir bireyseniz sizin bir özelliğiniz olmalı. Bunu nasıl yapabilirsiniz? İş hayatı, işte sosyal hayat, işte arkasından siyaset. Ben dedim çalışacağım. Eşim de çok açıktı bu konulara. Ben dedim çalışacağım, evde oturmak istemiyorum. Bir şeyler üretmek, bir şeyler yapmak istiyorum. Bu arada çocuğunuz doğmuş durumda. Bu arada oğlum dünyaya geldi 84 senesinde. 87 senesinde moda evini açtım. İlk tekstil ve moda sektörüyle iş hayatına bağladım. Böylelikle sanayici babayla tüccar eşi dengelemiş oldunuz. Dengeledik, evet. Yani işte kumaşlar, dikiş, moda. Tabii babadan, ticaret ve satışta eşten gelen bir beceri, bilgiydi. Çünkü hayatımız böyle geçiyordu. Moda evini açtım 87 senesinde. İşte o zaman ben başladım. İlk o zaman Sevil Pamiroğlu yarattım. Nasıl yarattım? Tabelayı Sevil Pamiroğlu olarak astım. Yani bilmem ne butik, bilmem ne moda evi diye ne çiçek, böcek ismi koymadım. Ben dedim kendi adımı koyacağım. Ben Sevil Pamiroğlu yaratacağım. 21 yaşındaydım. Gerçekten erken. Ve bu arada bir çocuk sahibisiniz, evlisiniz. Evet, evet, evet. Aynen öyle. İşte herkes soruyordu ya, kim bu Sevil Pamiroğlu? Şey gibi, böyle neon yazılarla sanatçı ismi gibi.
Ondan sonra işte Sevil Pamirol. Sonra gazetelerde röportajlarımız, defilelerimiz, televizyon programlarımız. Yani bayağı bir böyle bir moda akımı aldı, yürüdü, gitti. Ben birdenbire modacı Sevil Pamirol olarak iş hayatına atılmış ve devam etmiş oldum. Ondan sonra arkasından konfeksiyon tabii devam etti. Biz biraz daha seri üretime geçelim dedik. Babanın da tabii kumaş ve imalat olduğu için işte arkadan konfeksiyona girdik. Sonra böyle böyle devam etti. Ondan sonra kızım dünyaya geldi. Kaç yaş var aralarında? 4 yaş var. Çok ideal bir yaş bence. Tam 4 yaş. Bir kız bir erkek olmaları da çok güzel. Gerçekten aktif bir dönem. Yani 20 yaşında çocuk sahibi olup 4 yıl sonra bir daha çocuk sahibi olmak ve bu arada bir modacı kimliği edinmek. Evet, evet. Yani bu arada modacı kimliği derken iş kadını, Sevil Pamirol. Tabii ki. Yani hani... Yani bunu yapabilmek ama tabii hep fedakarlık, işte hep mücadele, kolay değil. Bir sürü şeyler, olaylar oluyor tabii. Kolay bir süreç değil. Ondan sonra... Arkasından para kazanmaya başladım tabii moda evinde. Ya dedim ben para kazanıyorum, ne yapayım? Bu paranın bir kısmını işime yatırayım, bir kısmını da ayırayım. Bir kısmını da işte Bursa için ne yapabilirim? Sosyal sorumluluk projeleri. Yani en kolay yapabileceğim bir şey buydu. İlk önce gittim Saniye Rıza Kız Yetiştirme Yurdu'na. Ben dedim buraya üye olmak istiyorum. Buradaki kızlara, hemen kızlar aklıma geldi. Buradaki kızlara bir katkı vermek istiyorum. İşte müsait oldukları zaman gelsinler, meslek sahibi olsunlar, öğrensinler. İşte oradan böyle stajyer öğrenci gibi biraz ufak tefek böyle harçlıklarla ben onlara bir ablalık, patronluk da değil. İşte ablalık, bir aile ortamı, geldiler gittiler. Yol oradan başladım. Yani ilk kazandığım parayı başladım sosyal sorumluluk projelerine. Oradan sonra da zaten sivil toplum örgütlerinde çalışma hayatım başladı. Orada da bitmedi ama sivil toplum. Orada da bitmedi. Sivil toplum örgütlerinden sonra. Çok özür dilerim. Ben sözünüzü kesmek istemezdim ama. Şimdi bütün bu yoğunluk içerisinde ev dengesini nasıl çözdünüz? Yani kadından beklenen belli görevler var. İşte evet. Son derece net yemeğini yapmalı, çocuklarını yetiştirmeli, onların büyümesiyle, okullarıyla veya her dertleriyle ilgilenmeli. Tüm bu dengeleri nasıl çözdünüz? Ya bu dengeleri nasıl çözüyorsunuz? Önce eş tabii. Eşiniz çok önemli. Size destek oluyorsa, yardım ediyorsa, problem çıkartmıyorsa çok önemli. Açık söylüyorum. Problem çıkartmıyorsa, hani sizin mücadelenize, yapmak istediklerinize saygı duyuyorsa bu çok önemli. Yani eşinizin desteğini almadan her iki tarafta aynı şey geçerli. Ben eşitlikle yanayım. Burada erkek için de kadın erkeğe yardım ederse erkek başarılı oluyor. Nasıl diyorlar işte her başarılı erkeğin arkasında bir kadın varsa her başarılı kadının arkasında da muhakkak bir erkek. Bu da kim oluyor? Önce eşi. Eş çok önemli, aile çok önemli. Benim annem babam da çok sağ olsunlar yardımcı. Özellikle çocukların büyümesinde. Anneme, ay çok şeydir böyle, anneme alıyordum çocukları götürüyordum, işe gideceğim tabii. Anneme tembih ediyordum, anne diyordum, bak çocukları getiriyorum, hiç diyorum şey yapma. Kırarlar, dökerler, sıkıntı yok, ben hepsini toparlarım, gelirim. Kişiliklerine zarar verme. Bak, hiç unutmuyorum, kişiliklerine zarar verme. Annem de ya tabii o zamanın jenerasyonu, annem de akşam üzeri geliyorum çocukların çantalarını toplamış. Vallahi Sevil diyor, kırdılar döktüler diyor ama diyor hiç sesimi çıkarmadım, hiç kişiliklerine zarar vermedim. Böyle böyle büyüttüm çocukları. Büyüdüler, iyi ki de büyümüşler, iyi ki de varlar. O anlamda evet eş ve aile çok önemli. Kestiğim için üzgünüm, tekrar devam edebiliriz. Sonra sivil toplum örgütleriyle çalışmalar devam etmeye başladı. Evet. O bir haz veriyor zannedersem bir başladığınız tabii, nokta. Tabii. Sonrasında daha fazlasını ya talep ediyorsunuz ya ben bunun altından kalkamıyorum diyorsunuz. Sizde galiba daha fazlasını talep etme oldu. Şimdi şöyle ben birçok sivil toplum örgütüne sonra da üye oldum. Katkı vermeye çalıştım. Zaman zaman yönetimlerde oldum ama çok böyle başkanlık sorumluluğunu almadım. Sonra dediler ki ya biz bir arkadaşlarımız bir şey kuralım. Biz kendimiz de madem ki bu işi yapıyoruz kendimiz bir sivil toplum örgütü kuralım. Sonra Kişisel Gelişim ve Kalite Derneği'ni kurduk biz arkadaşlarımızla birlikte. Onun başkanlığını, halen başkanlığını yapıyorum. O benim biraz eğitimimle de orantılı. Şimdi eğitim hayatına tekrar geri dönecek olursak, Bursa, işte Anadolu Üniversitesi, ondan sonra da bunları hep ben evlendikten sonra yaptım yalnız.
Gerçekten dengeli ve çok destekle aile hayatı kurmuşsunuz. Özel bir şey bu. İzmir'de kızım üniversiteyi okumaya başladı. İşte oraya gidip gelirken orada yaşam koçluğu eğitimiyle tanıştım ben. Çünkü gidiyorum kızımı ziyarete, boş vakitlerim oluyor. Dedim burada ben bir eğitim alayım, nasıl olsa geliyorum gidiyorum. Dışarıdaki eğitim hayatım öyle başladı. İzmir'de yaşam koçluğu eğitimi aldım. Bu biraz tabii benim o zaman siyasi hayatıma da yardımcı olsun, destek olsun diye. Çünkü oraya çok... geleceğim, siyasete atılmanız evet, istiyor. O da ayrı bir şey. Ondan sonra eğitim derken tabii kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Değişim ve gelişim şart. Bunu yakalayamazsanız hayatta hiçbir şeyi tutunduramıyorsunuz. Tutunamıyorsunuz da zaten. Ben açık öğretim okudum. Yani bunu açık ve net söylüyorum. Çünkü dedim ya, üniversiteyi kazandım. İşte olaylardan dolayı ailem yollamadı. Örgün eğitim yapamadım. Açık eğitimde üniversiteyi bitirdim. Hatta 2 sene halkla ilişkiler. Ondan sonra yetmedi o bana. Dedim ben bunu, çünkü halkla ilişkiler diyorsunuz 2 sene, bu şey olmuyor tabii, üniversite olmuyor. Ön lisansı yok dedim. Ben 4 seneye tamamlayacağım. Sonra işletmeye tamamladım. Sonra tekrardan uluslararası ilişkilerde hala devam ediyorum. Ondan sonra hep aklımda şey kaldı. Ya üniversite hayatı nasıl bir hayat? Ben bunu yaşamam lazım. Hani var diploma ama ben hayal o hayatı görmedim. Görmedim. Hep işte internetten imtihana giriyorum, dersleri alıyorum. Tamam, çok katkısı oldu bana. Diplomayı da aldım. Ama üniversite hayatı nasıl bir hayat, onu hiç görmedim. Sonra dedim ben şey yapacağım, yüksek lisans yapayım, ne yapayım? Yüksek lisans yapayım dediğiniz dönemi alırsak çok daha iyi olacak izleyicilerimiz için. Yüksek lisans ne zaman yaptınız Sevim Hanım? Yüksek lisansı işte aşağı yukarı 1,5 sene oldu bitireli. Yani ben 50 yaşından sonra yüksek lisans yaptım. Bu okuma azmi, işte üniversite hayatını tanıma azmi. İmtihana girdim, Ankara Üniversitesi. Çok ciddi Ankara Üniversitesi, çok ciddi. O da ayrı bir macera. Bodrum'dayız. Hemen oradan girdik. İnternetten müracaatımı yaptım. İmtihan günleri. Ondan sonra aradılar, işte imtihana bekliyoruz diye. İmtihana gittim. Bodrum'dan uçakla Ankara'ya gidiyorum imtihana, bakar mısınız? Günübirlik. Sabah imtihana gireceğim, akşam tekrardan tatile. Deniz sefa devam. Ailem hep beraberiz Bodrum'da da. Ondan sonra bir hoca bir soru sordu. Ya inanılmaz. Yani yarım sayfa, Allah'tan hani kafamı kullandım. Soruyu yazmışım oraya. Baktım ya mümkün değil dedim. Ya ben ona dedim nasıl cevap vereyim? Zaten yorgunum, uykusuzum, o kadar yoldan gelmişim. Tatilden gelmişim. Ondan ama buraya kadar da gelmişim. Ya Sevil dedim. İnanın şimdi söyleseler sen bunu yazdın, hatırlıyor musun? Yazdım, hiçbir şey hatırlamıyorum. Dedim yazdım makale gibi, soru cevabı gibi değil, bir makale gibi döktürdüm yazdım ama her şey var içerisinde. Hani sanki hayatım var, sanki yaptıklarım var. Diyorum ya, ne olduğunu hiç hatırlamıyorum. Ondan sonra bir 15 gün sonra imtihanı kazandınız diye çağırdılar. Ay dedim nasıl yani? Kızım dedi, anne dedi, o bana o zaman çok büyük cesaret verdi. Ya anne dedi, kazanmışsın imtihanı, gideceksin. Devam mecburiyeti olduğunu hiç düşünmemiştim zaten. Gittim. Devam mecburiyeti varmış. Ne kadar dedim? 1,5 sene. Nasıl yani dedim? 1,5 sene buraya gelmeniz gerekir. Derslere girmeniz gerekir. Yani başka türlü olmaz bir iş. Ya hocam beni idare eder misiniz? Bak benim eşim var, çocuklarım var, işim var. Ya biraz tölere ederiz ama tamamını tölere edemeyiz. Gelmeniz lazım. 1,5 sene ben haftanın 4 günü Ankara'ya gittim geldim. Ya üniversite hayatını yaşadınız mı öğrendiniz? Yaşadım, evet. Üniversite hayatını yaşadım. Ne hissettirdi? İnanılmaz keyifli. ya orada gençlerle birlikte olmak, onlarla birlikte bir şeyler yapabilmek. Ama şeyimiz de çok, Ankara Üniversitesi çok güzel bir üniversite zaten. Hocalar çok kaliteli. Hepsi doçent, profesör işte bu mevkide. Bölüm çok iyi, bilim ve toplum çalışmaları, bilim, toplum, teknoloji. Yani benim siyasi hayatıma, sosyal hayatıma ve bana, ben olmam için katkı verecek. Çok önemli bir yaşantıydı ama çok zordu. Bir şey söyleyeceğim Sevil Hanım. Hani bu kadar gelmişken bunu sormamak olmaz. Parti falan verdiniz mi? Üniversite partileri vardır ya meşhur. Aa tabii. Bir avımız vardı. Ama şey çok güzel, böyle şimdi kimse size
öğrenci gözüyle bakmıyor. Herkes o kapıyı açıyorlar, hocam. Sağ olun çocuk, arkadaşlar sağ olun. Ben şimdi çocuklara alışmışım, arkadaşlar sağ olun. İşte hocam, hocam. Yani en son da dedim, ya ben de öğrenciyim burada. Bak dedim, kimliğim bayağı ciddi ciddi kimliğim. Otobüs kartım falan böyle. Yani çok güzeldi, muhteşem. Avlumuz vardı, orada eğlenceler yapılırdı. Parti, yani açıktı zaten, akşam üzeri orada oluyorduk. Çok inanılmaz bir keyifli bir ortam. Yani oradaki ortamı yaşamak ve oradan bir şeyler almak, ondan sonra onu da kendinle birlikte hayata katmak çok önemli. Bunu yapabiliyorsanız zaten artık bir şeyleri başarmışsınız demektir. Ha benim belki yaşımdan dolayı tecrübem vardı. Onu ben biraz daha iyi yoğurdum. Biraz daha iyi kullandım. Şimdi gençler biraz bunu çok haber ediyor gibi geliyor bana. Hani yüksek lisansın bir dönemden sonra yapılması, doktoranın bir yaştan sonra yapılması çok daha verimli. Bundan sonra doktora yapacağım inşallah. O ben onu bekliyorum. Bu sefer nerede yaparsanız ben de geleceğim yalnız o partilere katılmak sonra için. Sonra işte buradaki ben bütün projelerim, mesela işte kentsel dönüşüm, tarihi mirası koruyarak kentsel dönüşüm, işte kadın girişimci olmak, Türkiye'de ve dünyada kadın girişimci olmak, bunların hepsi benim proje ödevlerimde. İşte bunların artıları ve eksileri, kadın girişimci olmanın avantajları ve dezavantajları. Fakat bu yüksek öğrenimi yaparken siz zaten bu projelerin temellerini oraya taşıdınız anladığım kadarıyla. Yani evet, hani zaten oluşturduğunuz tabii. bir sistem veya aklınızda bazı evet. netlikler vardı veya bir fiil içinde olduğunuz projeler vardı. Evet. Yüksek yapmadan önceki kısma tekrar dönersek, bütün bu yoğunluk içerisinde siyaset hayatı başladı. Biliyordum tam buraya geleceğinizi şimdi. Vakti ama şimdi hani şu anda vakti. Şimdi bu sivil toplum örgütleri filan tabii insanlar da ya bu kadar uğraşıyorsun, koşturuyorsun. Hani bunu daha etkin ve yetkin olarak yapabilirsin. Cesaret verdiler bana, açık açık söyleyeyim, çok büyük cesaret verdiler. Ya şu anki sohbete bakarsak sizin öyle çok cesarete ihtiyacınız varmış gibi gelmiyor valla Sevin Hanım yani. Şimdi benim siyasete başlangıç tarihim 2000'li seneler. Yani o zamanki yaşımla, o zamanki tecrübemle, şimdiki tecrübem kıyaslanamaz tabii. Çok şeyler yaşadım ondan da. Ondan sonra işte karar ver, tamam dedim, siyaset yapmanın birinci şartı. İşte siz kendi fikirlerinize uygun, düşüncelerinize uygun partiye üye olmak. Ben de o anlamda gittim, işte görüştüm, üye olmak istiyorum dedim. Ben de var olmak istiyorum dedim. Üye oldum ve çok zor tabii. Yani siyasi arenada kadının tutunması, bir yerlerde görev alması, var olması gerçekten çok zor, çok kolay değil. Ama ben olacağım dedim. Çünkü ben bunu iyi niyetimle yapıyorum. Kendim için istediğim hiçbir şey yok. İlkinde de söyledim başlangıçta da. Ben Bursa için, Bursa'nın dertleriyle dertlenen bir insanım. Bursa'ya bir katkı verebiliyorsam, bunu da rütbeyle, yetkiyle yapabiliyorsam, çünkü yetkisiz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Evet. Siyasette de aynı şey. Yani yetkili olmanız ne demek? İşte teşkilatta görev alacaksınız. Teşkilatın yönetim kademelerinde. İşte onun bir farklı görevi meclis üyeliği yapacaksınız ki ben Mudanya Belediyesi'nde meclis üyeliği yaptım, bu görevi yaptım. Partim, teşkilatım bu görevi bana takdir etti. Çok da gururla, keyifle yaptım. İşte milletvekili adaylığı yaptım. Bu dönemde tabii sıralamam çok gerideydi. Bunun da çok mücadelesi, çok mücadelesine değil, ben kavgasını verdim onu. Vallahi ciddi söylüyorum, kavgasını verdim. Niye bu kadar geriden geliyor evet, kadınlar diye? Niye bu kadar geriden? Ya beni beğenmediniz, beni yeterli bulmadınız. Yok mu kadın? Siz bir tane o zaman bir kadın bulun. Önerin, bunu getirin, getirin, öne çıkartın. Ona cesaret verin. Bakın iş hayatında da, siyasi hayatta da, sivil toplum örgütleri biraz daha tabii bağımsız. Orada çok böyle fazla cesarete gerek yok gibi geliyor. Orada daha fazla mücadeleye, üretime gerek var. Çok cesaretlendirmeye gerek var. Kadınları çok cesaretlendirmeye gerek var. Çünkü iş hayatında da bir defa bir iş yeri sahibi olmanız için eşinizi, ailenizi, çocuklarınızı organize etmeniz gerekiyor. Veya onlardan gerçekten destek almanız gerekiyor. Bakmak, onay almanız gerekiyor. Bakma, yok onay değil, destek. Ya peki ben destek onay diyelim. Konusunu çok bazı şey yapmıyorum. Bazı kısımlarda ve bazı tabii, şeylerde tabii. Ben mesela onay da gerekiyor ilk, maalesef. İlk şirketimi açtığım zaman eşimin muvaffakatnamesini almıştım. O zaman öyle bir şey vardı, şimdi yok zannetmiyorum.
Hayır, şu anda öyle bir kural vardı yani, hani eşinizin muvafakatnamesini alamazsanız iş yeri açamıyordunuz. Böyle bir şeyler vardı. Ona nerede kalmıştık? mesela bakmakla yükümlü olduğunuz anneniz, babanız ya da işte bir hastanız, bir şeyiniz varsa bu da çok önemli. Orayı da organize etmeniz gerekiyor. Sermaye çok önemli, cesaret çok önemli. Çünkü sermayeniz olmadan iş yapamazsınız. Ne yapacaksınız? Hiçbir şey yapamazsınız. Aynı zamanda yani, siyaset de yapamıyorsunuz sermayeniz olmadan. Ya ben siyasete o kadar sermayeyi bağlamak istemiyorum. Çünkü siyasette kendi bütçeniz varsa daha özgür hareket ediyorsunuz. Yani kadınsanız, kendi imkanlarınız varsa, ne bileyim ehliyetiniz varsa, aracınız varsa, kendi bütçeniz varsa, bu çok çok büyük bütçeler olmasına da gerek yok. Yani ufak tefek de bir bütçeniz varsa, çünkü bir yerlere gidiyorsunuz, her seferinde birisinden bekleyemezsiniz. Yani bir yemek yeniyor, çay içiliyor veya bir seyahat oluyor. Her şeyi herkesten beklediğiniz anda, yani kimseye yük olmasın, ben bunu istemiyorum. Herkes kendi yükünü kendi taşısın. Jestler olur, birbirine ısmarlarsın, yaparsın. O ayrı bir konu ama herkes kendi yükünü siyaseten de kendi taşıması lazım. Onun için küçük de olsa bir bütçeye ihtiyacınız var. Çok büyük bütçeler ayrı. Onlar ayrı yani. Ben siyasetin çok parayla dönülme noktasında değilim. Şu kısmını özellikle altını çizmek için şey yapıyorum. Çünkü siyaset bazen benim de dahil olduğum bir söylem. Mesela siyaset biraz para ve birikim gerektiriyor kısmında. Hı. Bu hataya düşmemeleri için, özellikle kadınların düşmemeleri için altını çizdim. Çok büyük bütçelere gerek yok. Daha fazla cesarete daha fazla desteklenmeye ihtiyaçları var. Evet, yani şimdi siz çok da böyle ben bir şey olacağım, işte ben onu olacağım, ben bunu olacağım, oraya buraya atlamanıza da gerek yok. Partiye üye olun, dediğim gibi hangi partiyse, kendinize, fikirlerinize uygun, hangi siyasi kuruluşsa bir sürü seçenek var. Herkese göre seçenekler var. Oraya üye olun, orada bir şeyler yapın. Yani fedakarlık şart. Ki kadınlar biz bunu çok rahat ve çok güzel yapıyoruz. Fedakarlık şart. Her şeyde fedakarlık şart. Çalışın. Bir şeyleri var edin. Proje üretin. Bu projeleri hayata geçirin. Hani ben de varım derim. Ha, kadınlar biraz daha fazla çalışması gerekiyor. Bir de kişiliğinizi, kimliğinizi korumanız gerekiyor. Yani bir saygınlığınızı korumanız gerekiyor. Hani senli benli ortamlar size hiçbir şey kazandırmıyor. Sizli bizli ortamlar ama samimi ortamlar. Bizim bir dezavantajımız da şu. Şimdi genelde siyaset işte otel lobilerinde, restoran böyle yapılıyor açık. Şimdi biz kadın olarak otel lobilerinde ne kadar siyaset yapabiliriz? Evet. Biz kadın olarak yemek programlarına, yani erkek ortam yemek programlarına ne kadar katılabiliriz? Ben zaman zaman köylere gidiyorum mesela. Köy kahvelerinde işte konuşuyorduk o görevli olduğum dönemlerde. Yani 100 tane erkek var. Vallahi bir tane kadın benim. Ya yemin ediyorum bir tane kadın benim. Bir iki kadını, köylü kadını gelmiyor. Siyaseten kadın yok zaten. Yok yani, ben Allah aşkına bana 5 tane kadın sayın. Hangi seneden? hangi yıllardan? Geçmişe yani. Dönük şöyle bir gitmem lazım. Yani hani gerçekten şu son süreçte özellikle siyasetle ilgilense bile bunu hayatın farklı alanlarında bir biçimde ortaya çıkaran kadın ismimiz çok az. Yani ben şimdi milletvekillerimiz var. Var tabii. Evet, meclis üyelerimiz var. Tamam, onların isimlerinin dışında benim gibi hiçbir görevi olmadan siyasette ben daha artı 5 tane daha kadın sayın. Yok yani. Ama burada da tabii öz eleştiriyi de yapmamız lazım. Sadece erkeklerde değil. Biraz kadınların da kendinde bu cesareti bulması lazım. Anahtar sizsiniz. Başka hiç kimse değil. Anahtar sizsiniz. Size kapıları sunarlar. Hangi kapıyı açacağınıza önce sizin karar vermeniz lazım. Yani bu kapı yanlıştır. Ben buradan içeri girmem. Ama bu kapı doğrudur. Ben buradan girerim, yürürüm. Benim bir siyasi büyüğüm vardı. Çok güzel bir şey söylemişti bana. Kimlerle yol yürüdüğün çok önemli. Nasıl yol yürüdüğün, o da çok önemli. Ama yol yürürken hata yapabilirsin. Ama kimlerle yol yürüdüğün çok önemli. Bunları çok iyi seçmen lazım. Fotoğrafta kimlerle o fotoğrafa girmek,
O hep onları siz kendiniz karar vereceksiniz. Başkaları karar vermez. Şurası benim için uygundur, ben burada olabilirim. Burası benim için uygun değildir. Size bir sürü teklifler gelir. Her teklifi de kabul etmek zorunda değilsiniz. Yani ille de bir yerde olayım, ben de bu teklifi kabul edeyim. Yok böyle bir şey. Eğer o mevki, o makam sizin yapabileceğiniz, sizin taşıyabileceğinizse evet kabul edin, çünkü orada başarılı olabilirsiniz. Başka türlü başarılı olamazsınız. Şimdi başarısızlığın bir sürü etkenleri var. Mesela kibir. Ego. Ego. Yani aşırı ego. Ben şuyum, ben buyum. Ya sen kendi donanımlarınla sensin. Onu takdir edecek toplumdur, insanlardır. Onu da o rütbeyi verecek sana zaten toplumdur. Etrafındaki ekibindir. Takım oyunu, ekip işi, bunlar çok önemli. İkincisi akıl yoksunluğu. Yani evet, beyin herkeste var, akıl çok önemli. Yani beynin kendimizin organize ettiği bir şeydir. Akıl ne kadar kullanabiliyoruz? Şimdi işte kimisi %50'sini kullanır, kimisi %80'ini, kimisi işte %10'unu kullanır. Bir de ama aklın bunu, güzel kullanılması. Evet. Kinlik, cinlik, çarıklılık değil de güzel kullanılması. İşte o çirkin şeylere aklı kullanmayacaksınız. Yani vicdan, orada da işte vicdan devreye giriyor. Vicdanlı olacaksınız, ölçeceksiniz, biteceksiniz. Ben hep çocuklarım ikisi de evli. Çok şükür damadımdan da çok memnunum, gelinimden de. O da benim oğlum, o da kızım. İşte yeni bir torunum oldu. Yani Allah maşallah. 15 günlük. Ama şey, büyürken kişiliklerine zarar vermeyeceksin değil mi? İstedikleri gibi yok. Kırıp evet. Dökebilirler ama siz kişiliklerine zarar vermeyeceksiniz. İkinci torunum oldu. Üçüncü torunum da geliyor şimdi. Allah bağışlasın evet, şimdiden yani, maşallah diyelim. Evet, anneanneyim, babaanneyim. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum Allah'ıma çok şükür. Maşallah. Neden? Yani Allah bana verebileceği en güzel şeyleri verdi. Ha, zaman zaman çok zorluklar yaşadım, sıkıntılar yaşadım. Battım, çıktım, öyle oldu bilmem ne, hiç sıkıntı yok. Bana güzel anne baba, güzel evlat olma şansı verdi. Güzel bir evlat olma şansı verdi. Güzel bir eş, iki tane pırıl pırıl evlat. Arkasından işte iki tane daha pırıl pırıl bir evlat. İşte torunlar, çok şükür kendimi döndürebileceğim bir bütçe, iş hayatı. Yani bu hayat bana var olma şansını tanıdı. Ama bu sadece tanıdı derken, bunları ben kendim, işte dişimle, tırnağımla, mücadelemle de elde ettim. Yani hiç kimseye havadan... Evet, tabii, ağzıma düş olmuyor. Hiçbir zaman kaderci olmadım. Kadere ve şerre inanırım ama hiçbir zaman kaderci olmadım. Kaderi kendi kendime değiştirebileceğimi düşündüğüm için kendimi güçlü hissettim. Ben kendi kaderimi kendim yazarım. İşte onun için ben Sevil Pamiroğlu yaratarak kendi kaderimi çizdim. İşte ben iş hayatına atılarak kendi kaderimi çizdim. Sivil toplum örgütlerine girerek kendi kaderimi çizdim. Siyaset. Siyasete girerek kendi kaderimi çizdim. Ona döneceğim bu arada. Siyasette verdiğim kararlarla kendi kaderimi çizdim. Hiçbir zaman dikiz aynama olmadı. Hiçbir zaman ben bütün gençlere de aynı şeyi söylüyorum. Bir dönem bu Kişisel Gelişim ve Kalite Derneği olarak bir proje üretmiştik. Başarının yol haritası diye gençlerle bunu paylaştık biz. Kesinlikle dikiz aynanız olmayacak. Arkaya bakmayacaksınız. Yani o tecrübedir. Onu yaşamışsınız ama şimdi sırtımızda biz her adımda sırtımızda bir küfe var. Bunu da yaşam koçluğundan aldım. Hocamın verdiği dinliyorum çünkü eğit. Biraz önceki bir sözünüz de çok özeldi. Onu da tekrar hatırlatacağım. Anahtar sizsiniz. Karşınıza bir sürü kapı çıkar. Evet. Hangisini açacağınızı siz karar vereceksiniz. Benim kulağıma küpe olacak. Evet. Çok güzel bir sürü şeyi anlatabiliyoruz, tarif edebiliyoruz ama bazen bazı sözcükleri bulup güzel bir cümle haline getiremiyoruz. Benim de yaşadıklarımı örneklemek için bir gün kullanacağım cümlelerden biri olacak izninizle. Çok hoş bir cümle çünkü. Evet. Yaşam koşulunda öğrendiğiniz sırtınızda evet, küpe. Evet, hocamız o zaman şöyle bir şey söylemiştim. Onu da ben hiçbir zaman unutmuyorum. Yani 10 seneye falan geçti ben yaşam koşulu eğitimi alarak. Sırtımızda, ya bütün insanların sırtında bir küfe vardır dedi. O küfeyi her adımda doldururuz dedi. Her adımda, evet her adımda dolduruyoruz yani. Hayat mücadelesi, telaşe, uğraşlar, ya hastalık oluyor, dertler oluyor, sıkıntılar bilmem ne. Her adımda o küfeyi doldururken öteki adımda bir tanesini boşaltmanız gerekiyor dedi. Çünkü taşıyamazsınız dedi. Hayatı taşıyamadığınız noktada siz dedi bitmişsinizdir dedi. Her adımda bir absürde edip bir tanesini atacaksınız. Bırakın.
Ötekini yükleniyorsun çünkü. Her adımda ötekini yükleniyorsun. Ötekini bırakacaksın. Ötekini yükleneceksin. Çünkü yüklenmeden de yürüyemiyorsun. E şimdi yüklenmiyorsunuz. Bir sürü şeye yükleniyoruz. Bir tanesini boşaltacaksınız. Bir tanesini yüklendireceksiniz. Onun neyi, aldığına göre neyi bırakacağını bilmek de çok keyifli işte o zaman, bir şey. Bir de hem akıl hem tecrübe. Tabii o zaman akıl devreye giriyor. Ha, yaşınız küçük olur. Bazı şeyleri yaşamamışsınız olur. Tecrübeniz olmaz. Şimdi ben artık bir sürü şey yaşamış olarak tecrübe sahibi olduğumu düşünüyorum. Ama akıl her zaman, yani bugün 70 yaşına da gelseniz, 80 yaşına da gelseniz, akıl her zaman var. Sonra biraz tevekkül olmak lazım, biraz sabırlı olmak lazım. Bunlar da çok önemli. Ben humanist bir insanım. Ben iyiliklerle iyiliğin var olacağına inanan bir insanım. İyilik yaparsanız bu karşılığında iyilik olarak da. Biraz Mevlana felsefesi. Ama doğru bir felsefe değil mi? Biraz ve ihtiyacımız değil, olan felsefe evet, değil mi? Bu benim ailemden, babamdan gelen bir felsefe. Oradan öğrendiğim bir felsefe. Mevlana felsefesi. Sabrı olacaksınız. Dertleri, sıkıntıları toprak gibi örteceksiniz. Yolunuza devam edeceksiniz. Sabır, 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 sabır. Telaşa yok, sabır. Ben sözünüzü kesmeye imtina ediyorum. Çünkü böyle şey yapıyorum. Devam edeceğiz. Çok da keyifli akıyor. Çok da mutlu ediyor aynı zamanda. Fakat önce bir kısa ara vermek istiyorum. Kısa bir ara veriyoruz ve kısa bir aranın ardından biz yine Sayın Sevil Pamirol'la burada olacağız.